Herkese merhabalar. Bugün şiddeti konuşacağız. Şiddet, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüne denir. Şiddeti 5 maddede inceleyebiliriz. Birincisi fiziksel şiddet. İtmek, tokat atmak, tekmelemek, tükürmek, yumruklamak, kısıtlamak, tıbbi tedaviyi engellemek, yaralamak fiziksel şiddetin örnekleridir. İkincisi ise sözlü şiddet. Sürekli eleştirmek, aşağılamak, küfür, tehdit, katılımı engellemek, sorgulamak, bağırmak, lakap takmaksa sözlü şiddetin örnekleridir. Üçüncüsü duygusal şiddet. Gruptan dışlama, küçük düşürme, ayrımcılık yapma, eşyaya zarar verme duygusal şiddete verebileceğimiz örneklerdendir. Dördüncüsü ise ekonomik şiddet, parasını almak ve geri vermemek, istemediği işte çalıştırmak veya çalıştırmamak, işe yollamamak veya zorla çalıştırmak, eline hiç para vermemek ve benzeri örneklerse ekonomik şiddetin örnekleridir. Sonuncusu cinsel şiddet, ilişkiye zorlamak, tecavüz, başka kişilerle cinsel ilişkiye zorlamak, korkutan ve kıran davranışlar, kadınlığını veya erkekliğini aşağılamak, taciz, namus ve töre baskısı cinsel şiddetin örnekleridir. Dilerseniz biraz da nedenlerini inceleyelim. Şiddetin nedenlerini 4 ana başlık altında inceleyebiliriz. Birincisi çevresel nedenler. Medyanın etkisi, sosyoekonomik faktörler, yabancılaşma, göç çevresel nedenlerdendir. İkincisi ise toplumsal nedenler. Toplumun yaratıcılığı engellemesi, uyuşturucu ve silahlı olaylara ulaşma, sosyal ve sportif faaliyet alanlarının yetersizliği, ekonomik kazanç ve sosyal statü edinme çabası ise toplumsal nedenlerdir. Üçüncüsü ailesel nedenler. Ailenin çocuğun psikolojik veya maddi ihtiyaçlarını karşılamaması, aile içi etkileşim ve iletişimin bozulması, çocuk ihmali ve istismarı, yetersiz gözetim ve yönlendirme, uygunsuz ve tutarsız aile disiplini ise ailesel nedenlerdendir. Dördüncüsü ve sonuncusu bireysel nedenler. Okulu benimsememe, okul başarısızlığı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, okulda psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmaması, bir çeteye üye olma ya da çeteye girme çabası ise bireysel nedenlerdendir. Şiddet davranışı için risk faktörleri ise şunlardır. Sosyal olarak aşırı içine kapanık olmak, şiddete maruz kalıyor olmak, başkaları tarafından çabucak kızdırılabilir olmak, aşırı alıngan olmak, öfke kontrolünü becerememek, bireysel farklılıklara toleransı olmaması, dürtüsel olmaksa şiddet davranışı için risk faktörlerindendir. Şiddette erken uyarı işaretleri ise şunlardır. Sosyal olarak içe kapanma, içinde bulunduğu ortama uyum sağlayamama, yalnızlık duygusu yaşama, yazı ve resimlerinde şiddet içerikli ifadelerin bulunması, öfke patlamaları olması, zorbacı davranışlarda bulunma, okul kurallarına, otoriteye karşı gelme, ırksal, etniksel, dinsel, dilsel vesaire farklılıkları önyargılı olmaksa şiddette erken uyarı işaretleridir. Peki bizler şiddet için neler yapabiliriz? Öncelikle çocukta var olan bu davranışın kökenini araştırmalıyız. Çocuğa fiziksel cezalar vermemeliyiz. Çocuğu aracı olarak kullanmamalıyız. Çocuklarımızın olumsuz davranışlarını ön plana alıp onları sürekli eleştirmemeliyiz. Çocuğun geniş alanlarda oynamasını sağlamalıyız. Çocuğun şiddet içerikli film ve programları izlemelerini önlemeliyiz. Çocuklarımıza bilgisayar oyunları alırken şiddete dayalı oyunları tercih etmemeliyiz. Çocukların arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamalarına izin vermeliyiz. Peki şiddet zamanında nerelere başvurabiliriz? Sınıf rehber öğretmenleri, okul rehberlik servisleri, okul idareleri, bölgemizdeki rehberlik ve araştırma merkezleri, aile ve sosyal politikalar il müdürlüklerine başvurarak yardım alabiliriz. Teşekkür ederim.